أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok kıymetli değerli talebelerimiz ve değerli izleyicilerimiz, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'in tasih, huruf, tecvid, kıraat ve tefsir çerçeveli derslerimize bugün inşallah Bakara suresinin ilgili ayetiyle devam edeceğiz inşallah. 253. ayetten itibaren devam edeceğiz. Bu ayet aynı zamanda 3. cüzün de ilk ayeti olmaktadır. Harfleri bir geçelim. Uzun zamandır o uygulamaya ara vermiştik. Sonra tecvid tahlili, ardından kıraat ve kısa bir tefsir açıklamayla dersimizi tamamlayalım. Allahu Ekber. Eb, et, es, elü, eh, eh, ed, ez, er, ez, es, eş, es, el, et, ev, er, ev, ef, eko, ek, el, em, en, ev, eh, ey. Ebbe, ette, esse, egge, ehe, ehho, edde, ezze, erra, ezze, esse, eşe, Esso, Ello, Etto, Ello, Er'e, Ello, Effe, Ekko, Ekke, Elle, Emme, Enne, evve, ehe, eyye. Tecvid ilminin temel konusu ve bence tek konusu meharicül huruf ve sıfatül huruf. Bütün bahisler bu merkez etrafında dönüp dolaşır. Yani mahreç sıfat, harfin mahreci, harfin sıfatı. Harfin mahrecini belirlemenin, tayin etmenin yolu harfi sakin kılıp cezimli hale getirip başına bir hemze, harekeli bir hemze. Bu ilgili harfi, her bir harfi bu şekilde telaffuz etmektir. Biraz evvel yaptığımız gibi.
Hareke ile okunur, sakin üzere okunur, şedde ile okunur, bir de met harfleriyle sesler bir miktar uzatılarak okunur harfler. Bu uygulama asırlar boyu medreselerimizde ve günümüzde okullarımızda, kurslarımızda, birebir özel çalışmalarda bu çalışma, bu uygulama esastır. Harf eğitimi sağlam ise tecvid eğitimi hem nazari hem de şifahi olarak sağlam ise Kur'an okuma yolunda ciddi bir temel atılmış olur. Doğru Kur'an okumak ve ardından güzel Kur'an okumanın temel umdesi, esası harfi sağlam olabildiğince harfi mahreç ve sıfatıyla, harekesiyle, cezmiyle, şeddesiyle, meddiyle, harfler arası bağlantılarıyla, kalınlık ve inceliğiyle sağlam bir eğitim Kur'an eğitiminin olmazsa olmazdır. Evet. Doğru okumak esastır ve bağlayıcıdır her bir mümini bildiği yerleri. Ama işin uzmanı, mütehassısı, alanın hocaları ise bütün bu tecvide dair, kıraate dair meseleleri, bahisleri tüm ayrıntılarıyla bilmekle mükelleftir. Sade Müslümanlar yalnız namazdaki kıraatlerinin sahih olacağı ölçüde okuduğu sureleri doğru okumakla mükelleftir. Güzel okumak değil. Güzel okumak yetenek işidir, bir altyapı işidir, ses meselesidir, nefes meselesidir, icraattaki tecrübedir vesaire. Ama doğru okumak. Yani hiç kimse Fatiha'yı, bir zamm-ı sureyi keyfi olarak okuma fantazisine, lüksüne sahip değildir. Makamsız olabilir ama bir erbabı olan birisinden bunları okuyup öğrenmek durumundadır, mesuldür. Ben hoca değilim, öğretmen değilim, işin uzmanı değilim, ben istediğim gibi okurum demek lüksüne sahip değiliz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke rusulü. Lam-ı tarifin idgamı hükmü ra kalın. Fevvâ. İdgâm isteyin bilâhunne. Fevvâlnâ. Bazı fiil veya kelimelerin ortalarında lam ve nun yan yana gelir. Özellikle lam önce, nun sonra. Lam sakin, nun harekeli durumlarda mahreçleri birbirine çok yakın olması hasebiyle seslendirirken, okurken lam net çıksın diye ona biraz daha özen gösterilir ki bu bazı kitaplarda buna herhalde bu uygulama sebebiyle bir isim verilmiş, lam-ı tecvid denilmiş. Yani güzel telaffuz edilmesi gereken harf. Her bir harf öyledir ama bu lam nun ile birlikte kaynamasın, karışmasın, adeta şeddeli olarak okunmasın diye böyle bir dipnot düşülmüş. Yani uygulanması güzel olur. Nâmetti tabi'i. Be'allahümme'e. Mim-i sakinin üç halinden ızhar-ı şefevi, dudak ızharı. Ala metti tabi'i. Minhu, ızharı mutlak. Tenmin ve sakin nundan sonra hurufu halk dediğimiz altı tane boğaz harfi ile sakin nun bir yan yana geldiği zaman mahreçleri birbirine çok uzak olduğu için ne ihfa edilir
ne idgam edilir, ne iklab edilir. Ne yapılır? İzhar. Nun ayrı, mahreciyle, sıfatlarıyla, kendisinden sonra gelen hemze, ha, 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 ayn, vayn, mahreç ve sıfatlarıyla karıştırılmadan, bulaştırılmadan okunmalıdır. İzhar dediğimiz budur. Evet, izharı mutlak. Hümme. Evet, mim, mime uğramış. Sakin mim, harekeli mime. İdgâm-ı misleyn ma'al gunne. Burada tabi dudak hareketleri başlığı altında son zamanlarda bazı özellikle Türkçe yazılan kitaplarda böyle bir bahisle açılmıştır. Yani harekeyi itmam, harekeyi ikmam, ikmal ve yerli yerince yapma endişesiyle ve buna dikkat edilsin diye bu fasıl açılmış, kendi içinde ara başlıkları olan bir fasıl. Ama tecvidin ana konularından olmadığı için kitabiyat, tecvid edebiyatı geçmişten günümüze uzanan çizgide temel kaynaklarda rastlamamız mümkün değil. Ama bir uygulamadır. Dikkat edilirse güzel olur. Şöyle ki min hümme, hümme, mim mime uğramış, ikinci mim harfinin harekesi üstün olduğu için dudaklar geride. Bunlar pozisyona göre ikinci harfin, müdgam fih olan harfin hareke pozisyonuna göre biraz değişir. Ama bunlar çok detay şeylerdir. Menke, ihfa. Harfin zatını gizlemek, sıfatını beyan etmek. Kısa, öz, muhtasar, mantıklı ve tutarlı bir tarif olmalı. Harfin zatını gizlemek, sıfatını beyan etmek. Ne zaman olur? Harfleri nedir? Misali nedir? Bahsi diğer. Kelle, idgâm-ı misleyin bilâunne. Kellemellâhu, lafzatullâhın lâmı kalın, teşdit bilâunne, metni tabi. Ve râfe'e, hükmü râ kalın. Be'allahüm, be'allahüm, mim-i sakinin ızharı. Bu gibi durumlarda mesela burada bir kısmı dudaklar önde olmalı, bir kısmı geride olmalı diye icraatlarını yaparlar. Önemli olan oradaki sakin mimin tınısıyla, gunnesiyle belirtilmesidir. Evet, eğer idgam ise idgam, şefevi idgam ise şefevi, izhar ise veya şefevi ihfa ise ama mimi mahriciyle ve sıfatıyla. Harekeli halinde bile çok nisbi olarak, çok az derecede kendisinde mevcut olan gunne sıfatı sakin halinde bir tık, bir çizgi fazladır. Şeddeli halinde bir tık, bir çizgi daha fazladır. Ama tamamen gunnesiz değildir. Yani burayı okurken ba'dahum derecat, hüm derecat değil. Tını, tın, tın hafif. Ba'da hüm, hüm, hüm. Hem geride yapalım hem de o tınıyı verelim. Dero, hükmü ra kalın. Cet, meddi ağrız. Ve e, meddi tabi. Ne, meddi tabi. Ri, meddi tabi. Sebe, kal kale, mer, hükmü ra kalın, elbe, lam-ı tarifin ızharı, beyi, idgâm-ı misleyin, bilâ gunne, ne, metti tabi, ve eyye, idgâm-ı misleyin, bilâ gunne. Şunu bileceğiz, tecvid tahlilinde bize rehberlik edecek olan şey, sarf ve nahiv bilgimizdir Arapça. Sarf ve nahiv bilgisine sahip olan
kelimenin tahlilini doğru yapar. Fiilin aslını, iştikakını doğru çözer. Bu fiil şu kökten gelir: üçlüdür, dörtlüdür, beşlidir, altılıdır. Ama saf ve nahiv bilgisine sahip olmayanın tecvid tahlilinde işi ezbere kalmıştır. Yani yer yer hata eder kelimeyi tanımadığı için. Tecvid kurallarını bilirse onlara uygulamaya çalışır bu tahlili yaparken. Ama acaba bu idgam mıdır, başka bir şey midir diyebilmemiz için sarf veya nahiv, özellikle sarf bilgisine sahip olmamız gerekir. Nahiv biraz daha tabii işin vakıf ve iptida ve okurken manaya riayet noktasında lüzumlu bir altyapı ilmidir. Yedü kalkale ne metti tabii hı eyyedne hı zamir kasr ile. Harekesiyle kasır. Eyyedne hı diye bizim kıraatimizde bir med yok ama bir başka kıraatte, İbn-i Kesir kıraatinde bu ve benzer zamirler bizde kasır ile okunan birçok zamir o kıraatte med üzere okunur. İbn-i Kesir öyle okuduğu için okumuyoruz. Asım öyle okuduğu için okumuyoruz. Asım öyle naklettiği için. İbn-i Kesir öyle naklettiği için. Çünkü bu semai değil, kıyasi değil veya içtihadi değil veya ben araştırdım, çok araştırdım, en doğrusu buymuş, böyle okunur demek üzere okunacak değil. Asım'ın hocası Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, Zir bin Hubeyş, onların hocaları Übey bin Ka'b, Hazreti Ali ve onların hocaları da Allah Resulü. Allah Resulü'nün hocası Cibril-i Emin, onun hocası da Allah Celle Celaluhu. Allah Resulüne böyle vahyedilmiş, o da ashabına öyle nakletmiş, ashabı talebelerine öyle nakletmiş, o talebelerden birisi de bizim imamımız İmam-ı Asım ve o da talebesine böyle nakletmiş. Talebeden talebeye devirler boyunca, nesiller boyunca bize kadar gelmiş. Biz de hocamızdan öyle okumuşuz. Hocamız bize öyle nakletmiş. Biz de talebemize öyle naklediyoruz. Evet, bunları böyle bilmemiz lazım. Asım böyle okumuş bize. Hayır. Daha doğrusu Asım'dan nakil, Asım'dan rivayet mervidir ki bu ayet, bu kelime, bu harf böyle okunur. Çünkü o da hocasından okumuş. Evet. Müteselsilen. Biru hükmürrakalın metti tabii. Biruhil ku lam-ı tarifin izharı Kudüs. Buraya kadar kafi diyelim. Hemen tedbir seyriyle kıraatimize başlayalım ve ondan sonra kıraatin ardından bölümün kısa bir yorumuna geçelim. Arada bir inşallah bir 3-5 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra tefsire geçeceğiz. Ramazan-ı Şerif geliyor. Bu vesileyle bütün Ümmeti Muhammed'in, İslam aleminin, Müslümanların, ülkemizdeki Müslümanların, tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Kur'an ayından istifade etmeyi, oruç ile yücelmeyi, oruç ile ahlaklı olmayı, oruç ile sabırlı olmayı, metanetli olmayı, oruç ile başkalarını düşünmeyi, muhtaca dokunmayı, ihtiyaç sahibine göndermeyi, orucun kazandırdığı güzellikleri yaşayarak bedenimize, ruhumuza oruç tutturmayı, yanlışa, eğriye, hataya, günaha düşerken orucun bizi kurtaracağı bir oruç tutmayı
Mevlam hepimize nasip eylesin inşallah. Ramazan ayı geliyor. Tabii yaşadığımız dünya ölçeğinde ve ülkemizde bu salgın hastalığı sebebiyle camilerimizde mukabele okunur okunmaz onu bilemem. Henüz daha bir netlik söz konusu değil. Ama inşallah biz Elmallahamdi yazır Kur'an Akademisi'nin asistanlarımız tarafından Ramazan-ı Şerif'te Instagram üzerinden bir mukabele hizmetimiz olacak, çalışmamız olacak. Her gün birkaç asistanımız ilgili cüzü okuyacaklar ve ardından her gün her cüzün ardından Edeple Kur'an başlıklı 30 günlük seri bir sunum, sohbet hizmetimiz olacak inşallah. Mukabele bitecek. Ardından Edeple Kur'an başlığı altında her gün bir fasıl inşallah ayat-ı celilenin, hadis-i şeriflerin, İslam ulemasının tespitleri çerçevesinde Kur'an okuyanın edebi, Kur'an okutanın edebi, Kur'an dinleyenin edebi, Kur'an zamanının edebi, Kur'an mekanının edebi ve cümle vesaire bu cümle bu merkezde inşallah sohbetimiz olacaktır. Ramazan'ı boş geçirmemek, Ramazan'da vazifelerimizi ihmal etmeden her gün vazifelerimiz neyse onları yapacağız. Artı biraz daha ilahi kelam ile hemhal olarak, ona dokunarak, ona bakarak, onu okuyarak, okunanı dinleyerek, okuyana değer vererek, onu anlamaya çalışarak, anlatılanları dikkatle dinleyerek Ramazan'ı değerlendirmek. Yoksa sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir oruç. Evet, Salı günü inşallah başlayacak Ramazan mukabelemiz ve sohbetimiz. Instagram adresimizden yayınlanacak. Tedbir seyri, mukabele seyri. Evde okunabilir, camide okunabilir, bir kişi tarafından okunabilir veya birkaç kişi. Ama seyri bellidir, standardı bellidir. Okuyucu yorulmayacak. Dinleyen yorulmayacak. Hani tabirimizi mazur görsünler, seller sular gibi akıcı, doğal, kulağa tırmalamayan, çok fazla bağırmadan, çağırmadan, çok fazla makam geçkileri içinde olmadan, sade bir şekilde, tabii makam olacak ama öyle İnişler, çıkışlar, ölçülerde tutarsızlık, adaletsizlik vesaire durumlar olmadan. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kıraatini bitirdikten sonra şimdi Ayat-ı Celile'nin çok kısa, yani biraz meal, biraz da meali açacak şekilde açıklamalı meal çerçevesinde okuduklarımızı anlayalım.
İşin tefsir boyutu, çok geniş tefsir boyutu bir başka bahistir, araştırmaktır, okumaktır, öğrenmektir. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkel rusul. İşte peygamberler. İşte peygamberler. Geçen hafta dersimizin son ayetinde ve inneke leminel murselin diye ayet bu cümleyle bitmişti. Ey Habibim, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, muhakkak ki sen de gönderilmiş peygamberlerdensin. Sen de bir peygambersin. Ama Kur'an'da ismi geçen ve geçmeyen, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz peygamberler var. Evet, bunu biz yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Buradan hemen okumak suretiyle de hatırda kalsın diye bakalım. Nisa suresinden ve rusulen kad kasasnahum aleyke min qabl ve rusulen lem neqsushum aleyk. Evet. Bir kısım peygamberlerden sana bahsettik senden önce. Ama bir kısım peygamberleri sana anlatmadık. Kur'an diyor ki peygamberler sadece Kur'an'da ismi sayılı peygamberlerden ibaret değil. İşte bugünkü dersimizin ilk ayetinin ilk cüzünde işte bu peygamberler, Bakara suresinde anlatılan, geçen hafta dersimizde Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberler, işte bunlar, bu peygamberler. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Biz diyor Cenab-ı Hak. Tasarruf Cenab-ı Hakk'ındır. Bu tespit Cenab-ı Hakk'ındır. Ondan başka kimsenin böyle bir tasarruf, tespit hakkı yoktur. Bu ayeti bitirelim. Sonra ayetle ilgili birkaç cümle bütün halinde söyleyeceğiz inşallah. Minhum, işte bu peygamberlerden men biri ki kellemallah, Allah konuştu. Yani onlardan biriyle Allah konuşmuştur. O peygamberlerden biriyle, örnek olarak o peygamberlerden biriyle Cenab-ı Hak konuşmuştur. Kellemehullah takdirinde. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Evet. Ve bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir Cenab-ı Hak. Onu yükseltme, yüceltme hakkı, tasarrufu Cenab-ı Hakk'a aittir. Öyle ifade ediyor. وَاَتَيْنَا عِيْسَ بْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Biz Meryem oğlu İsa'ya da apaçık, açık açık mucizeler, deliller, belgeler verdik. وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Evet. Ve onu, yani Meryem oğlu İsa'yı, Ruhul Kudüs ile de destekledik. وَلَمْ شَاءَ اللّٰهُ. Eğer Allah dileseydi, مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Evet. Allah dileseydi şayet bunların arkasından gelen milletler, bu peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi.
Velakin ve fakat ihtelafu, ihtilafa düştüler. Allah dilemedi. Allah dilemedi. Dileseydi böyle bir olay, böyle bir savaş, böyle bir durum olmazdı ama Cenab-ı Hak dilemedi. Kulların dilemesini diledi. Kulun iradesine söz verdi. Hak sahibi kıldı. Kulun iradesine değer verdi. Ve fakat onlar o peygamberlerden sonra onların getirdiği bunca mucizeler, akli ve nakli mucizelere rağmen ihtilafa düştüler. Feminhum içlerinden men amene, bir kısmı iman etti. Ve minhum içlerinden men kefer, bir kısmı da imanı değil küfrü tercih etti, inkar ettiler. Velev şâallâhu, eğer Allah dileseydi maktetelû, o peygamberlerin ümmetleri onlardan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Velâkinnallâh, ve fakat Allah yef'alü mâ yurid, dilediğini yapar. Allah dilediğini yapar. Yapandır. Şimdi kısaca birkaç cümleyle bu ayeti biraz açmaya çalışalım. Değerli müminler, değerli öğrencilerimiz, değerli izleyenlerimiz, peygamberlik makamı Allah'ın makamıdır. Allah kime dilerse o peygamberliği verir. Yani makamı veren Allah'tır. Makamın verildiği kişi ise peygamberdir. Allahu yec'alu risalete. Fema bellagte risalete. Yani bir ayette şöyle şöyle yaparsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Yani risalet makamının aslında o makamı var eden, ihdas eden, o makama peygamber getireceğini murad eden Cenab-ı Hak'tır. Peygamberler getireceğini. Dolayısıyla peygamber Allah tarafından seçilir. Kullar tarafından değil. Hiçbir peygamber peygamber olacağını bilmez. Bizim peygamberimiz de, diğer peygamberler de. Demek ki Allah seçer, diler, kime, ne zaman, nasıl bir risalet makamını vereceğini Allah murad eder ve Allah verir. Peygamberlik makamında oturanların ortak özellikleri, ortak sıfatları ve birbirinden farklı özellikleri vardır. Peki ortak paydaları nedir? O makamı Allah'tan almış olmaları ve o makamda risalet makamında oturmuş olmalarıdır. Peygamberlikleri hasebiyle hepsi ortaktır. Bitti. Peygamberlerde asgari şartlar sağlıktır, beden ve ruh sağlığı, doğruluktur, güvendir, güvenilirlik, itimat edilebilirlik, zekadır, tebliğdir ve günahsızlıktır. Bunlar her peygamberde ortak olmazsa olmaz vasıflardır. Cenab-ı Hak bu peygamberler içinden bir kısmına vermiş olduğu fazilet ve kemal, yani bir takım üstünlükler sebebiyle o üstün kıldığını diğerinden farklı, diğerine farklı baktığını veya farklı olduğunu bize ifade ediyor. Kim? Cenab-ı Hak. Evet, farklı kıldığını ifade ediyor. Bunu bizim anlamamız, bizim de böyle bir noktada olmamız mümkün değil. Yani biz böyle bir sıralama hakkına sahip değiliz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ölçü sadece Cenab-ı Hakk'a hastır. Mesela biz falan peygamber şu peygamberden üstündür diyemeyiz. Demememiz gerekir. Bu hak sadece Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Peki biz ne deriz?
La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Biz bildiğimiz Kur'an'ın anlattığı, Allah Resulü'nün haber verdiği ne kadar peygamber varsa hepsine amennâ ve saddakna. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan geriye Hazreti Adem peygamber arasında ne kadar peygamber gelmişse hepsine iman ediyoruz ve aralarında ayrım yapmıyoruz. Ayrım yapacak olan tek kudret Allah'tır. Çünkü o dilediğine verir. Dilediğini dilediğine verendir. Birçok ayeti kerime peygamberimizin diğer peygamberlerden üstün olduğunu açıkça ilan eder. Ben sadece maddeler halinde söyleyeceğim. Cenab-ı Hak birçok peygambere bizim peygamberimize iman ve yardım sözü aldığını bildiren ayet vardır. Âl-i İmran 81. Bütün peygamberler bizim peygamberimize iman ve yardım sözü. Ona iman edeceksiniz. Bizim peygamberimizin risaleti bütün insanlığadır. Bir kabileye, bir topluma, bir döneme ait değildir. Tüm insanlığa kıyamete kadar. Ve bu risalet, peygamberimizin risaleti her daim devam edecek. Ama bütün peygamberlik, bu makam peygamberimize nihayete ermiştir. Yani bizim peygamberimizden sonra bir başka peygamber gelmeyecektir. Bizim peygamberimizin en büyük mucizesi Hazreti Kur'an'dır. Evet. Ve kendisinden sonra da o Kur'an ahkamı ile her türlü beyanı ile hem lafızı hem manası ile eşsiz ve kıyamete kadar süren bir ilahi kelamdır. Bizim peygamberimizin getirdiği din faydalıyı elde etmek, zararlı olan şeyden uzak kalmak ve insanı kendisi için mukadder olan en üstün olgunluğa ulaştırmak üzere üç evrensel temele dayanır. Evet. Bizim peygamberimiz çok kısa bir zaman içinde o kıta Arabistan yarımadasına, evet o yarımadaya ve daha sonra diğer coğrafyalara hakim olmuş ve düşmanlarını yenilgiye uğratmıştır. Bizim peygamberimizin kitabı, Kur'an'ı ki bizim kitabımız bize rivayet yoluyla kesin tevatür derecesinde, tevatür olarak daha doğrusu lafzıyla, manasıyla nesilden nesile, kuşaktan kuşağa hem sadırlarda ezber yoluyla, satırlarda yazı yoluyla, musaflarla gelmiştir ve kıyamete kadar devam edecektir. Tilker Rusulü sayfasında Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamberden maksat ise gayet açıktır ki Hazreti Musa aleyhisselamdır. Evet. Hazreti İsa peygambere verilen mucizeler, yani oraya da bir iki cümleyle temas edelim inşallah. Birincisi, ölüleri diriltme, Allah'ın izni ve ona verdiği imkan, ruhsat ile. Evet, ölüleri diriltme, Hazreti İsa'nın böyle bir mucizesi, isteyenlere bunu göstermiştir. İkincisi, görme engelli diyelim günümüz ifadesiyle, görme engellileri iyileştirme mucizesi, ama olanları, alaca denilen hastalığa yakalanmış kişileri de
iyileştirme mucizesi. Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. Bu da bir başka ayetin ifadesiyle kendisine Cenab-ı Hakk'ın ruhundan üflenmesi. Evet. İncil ile desteklenmesi, İncil gibi bir kitabın kendisine verilmesi, ilim verilmesi, düşmanlarından kurtarılması, özellikle kendisini öldürmeye yeltenen Yahudilerden kurtarılması, benzer bu mealde, bu çerçevede tefsirlerimizde açıklamalar var. Onlardan birkaç tanesini sunmaya çalıştım. Evet. Şimdi ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayete bakalım inşallah. Ey iman edenler, enfiku mimma razaknakum, size rızık olarak verdiklerimizden harcayın, infak edin. Min kabli en ye'tiye yevm, şöyle bir gün gelmeden önce. La bey'un fih, o günde ne alışveriş var, ne kazanç var, ne ticaret var. Ve la hulle, dostluk da yok. Ve la şefa'a, şefaat, torpil, tavassut da yok. O gün gelip çatmadan dünya tarlasından ekeceğinizi ekin, hazırlığınızı yapın, yarın orada bunların karşılığını bulun. Kazanın, orada görün. Burada ekin, burada biçin, burada hazırlık yapın, orada karşılığını alın. Yoksa dostları bulurum, dostları devreye sokarım, şefaat olur, bana da şefaat edilir gibi düşünceler içine sakın ama sakın girmeyin. Neden? Çünkü şefaat vardır. Amenna. Şefaat ve aracılık ama Allah'ın iznine bağlıdır. Yani mutlak değildir. Şefaati Allah dilerse, kime dilerse, ne kadar dilerse şefaat olacak. Onun için bizim nasıl olsa şefaat var. Orada bir şeyler yaparız, bir yolunu buluruz diyerek burada eli boş kalıp da orada rezil ve rüsvay olmayalım. Allah muhafaza eylesin. Evet. Vel kafirunhumuz zalimun, ve zaten kafirler, inkar edenler, nankörler zalimlerin ta kendileridir. Bundan sonraki ayet bizim din kültürümüzde, iman kültürümüzde, İslam kültürümüzde, inanç dünyamızda muhteşem bir ayet. Bütün ayetler öyle ama özellikle muhtevası itibariyle ayetlerin efendisi, efendisi diye tabir olunan ayetel kürsi gelir. Namazlardan sonra okuruz. Özellikle ülkemizde, camilerimizde, tesbihat esnasında bazen müezzinler aleni, bazen her mümin gizlice okurlar. Ayetlerin efendisi. Allahu la ilahe illa hu. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Allahu la ilahe illa hu. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah asla yoktur. El hay, daim, ezeli ve ebedi diridir, canlıdır. El kayyum, kayyumdur. Bütün mevcudatın idaresi, düzeni ona aittir. Onun sayesinde vardır. Onun yasalarıyla, koyduğu yasalar ile mevcudat kendi düzeni içinde
ayaktadır. Hak sahibi Allah'tır, yaratan Allah'tır ve onlara hükmedecek güç Allah'tır. El-Kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku, ne bir gaflet hali ne uyku. Bu kadar eşya, mevcudat üzerinde tasarruf, hüküm, hükümranlık hakkına sahip, onları her an ayakta tutan bir varlık, bir güç için gaflet olabilir mi? Haşa. Uyku veya uyku hali asla. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Gökte ve yerde ne varsa Allah'ındır. Yaratan O'dur, sahip O'dur, tasarruf hakkı O'nundur. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'iznih. İzni olmadan, Allah'ın izni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kim var ki? Kimin böyle bir hakkı var? Az önce söyledik, şefaat var. Ama Allah kime ne kadar dilerse ve kim tarafından yapılacaksa bunun yetkisi, bunun emri Cenab-ı Hakk'a aittir. O dilerse gerçekleşir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. O Allah, o Allah kulların önlerindeki ve arkalarındaki, yani her insanın yaptığını, yapacağını bilir. Bitti. Gayet açık. Hiçbir şey Allah'a gizli olmaz. Kalpten geçirdiğimiz her an, her küçük zerre miktarı düşünceler, duygular onun bilgisi dahilindedir. Ne yaptıysak bu yaşa kadar bilen, bundan sonra yeten ömür kadar yapacaklarımızı da bilecek ve bilen yine Allah'tır. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar, yani kullar, Allah'ın ilminden, Allah'ın dilediği kadarından başka bir şeyi anlayamazlar. Biz yani. Allah bize biraz akıl vermişse, biraz araştırma hevesi, gücü vermişse, imkanı vermişse, o kadar hakikat dünyasında dolaşabiliriz. Ama onun ilmi derya, onun tamamına bizim ulaşmamız, ihata etmemiz asla. Kendisinin kullarından kime dilemişse, ne kadar dilemişse, dilediği kadar onun ilminden o kadar bir şeyler elde edebilir. Dilediği kadarından başkasına kimse mümkün değil, ulaşamaz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onun kürsüsü, kürsü mutlak idaresi, mutlak gücü, mutlak hükümranlığı, hakimiyeti demek. Her yeri kuşatmıştır. Öyle ya, zerreden küreye, kainatta, varlık aleminde her şey onun izniyle ve iradesiyle ayaktadır, varlığını devam ettirir. Her şeye o hakimdir. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Dilediği zaman dilediklerini zorla yaptıran da yine Allah'tır. Evet, kürsü burada hükümranlık, hüküm, iktidar, kudret ve güç. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. O göklerin ve yerin korunması hususu Allah'a zor gelmez. Yani gökleri kollamak, korumak, gözetmek Allah'a zor değildir. Onlar onun eseridir, bütün alem. Ve huvel aliyyul azim. O pek yüce ve büyüktür. Ayet-el Kürsi'yi
günün belli saatlerinde namazlarda özellikle, yatmadan önce özellikle okumakta fayda var. Şimdi ayetlerin efendisi, bütün ayetler Allah'ın kelamıdır. Bazı ayetlerde özellikle muhteva itibariyle o ayetler bir adım önde olur. Burada bakın, bize Cenab-ı Hakk'ı Kur'an-ı Kerim kendi veciz ifadesiyle anlatıyor. Bir vacibül vücud olan Allah'ı tanıtıyor. Bu muhteva, bu içerik sebebiyle, yani diğerlerine nispetle bu anlamda, yoksa hepsi ayet, hepsi baş tacımız, hepsine iman ediyoruz, hepsi Allah'ın kelamı. Amenna ve saddakna. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Din anlatılır, tebliğ edilir, ulaştırılır, ikna çalışmaları yapılır ama illa mümin, Müslüman olacaksın diye zorlanmaz. Çünkü cebri bir şeyin neticesi anlıktır. Belki yalana, belki aldatmaya dayanır. İçinden iman etmediği halde korkusundan, o zorlamadan dolayı kişi inandım diyebilir. Ama bunun hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. İnsan akli ve nakli delillerle, hem Kur'an ayetleri hem kainatın belgeleri üzerinde düşünerek hak ve hakikati, hak ve hakikatin tek sahibini bulacaktır. Dinde zorlama yok. Kimseyi Müslüman etmek gibi bir vazifemiz yok. Peki ne vazifemiz var? Müslüman olmak gibi bir vazifemiz var. Eğer biz Müslüman olursak, neye göre? Aminu ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulih cümlesinden anladığımız, gerçek manada Müslüman olursak kimseyi zorlamaya zaten hakkımız yok, gerek de kalmaz. İslamlığımız etrafımızda görülmeye ve etrafımızdaki insanların bizden öğrenerek bize bakarak İslam'a girmeleri Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle kolay olur. Dinde zorlama yok. La kad tebeyyener rüştü minel gay. Çünkü artık Allah Resulü ve onunla birlikte gelen Hazreti Kur'an hak ve hakikattir. Artık Kur'an'dan sonra doğru da belli olmuştur, yanlış da. Hak da belli olmuştur, batıl da. Güzel de belli olmuştur, çirkin de. İyi de belli olmuştur, kötü de. Bitti. Noktayı koymuş Kur'an-ı Kerim. Hak geldi, batıl zail oldu. Femen yekfuru bittavut. Artık bundan sonra kim tağutu inkar eder ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse, fekad istemseke bil urvetil vuthqa. O kişi en sağlam bir ipe, bir kulpa tutunmuştur. Artık onun nasıl söyleyelim, kopması mümkün değil. Sağlam, o kadar sağlam bir kulpa tutunmuştur ki o kulp artık mümkün değil kopsun. لَنْفِصَامَ لَهَا. Sapasağlam urve-i ruska, kulpa sağlam yapışmıştır, tutunmuştur. Allahu semi'un alim. Allah her şeyi, her hakikati tüm ayrıntılarıyla bilen ve işitendir. Tağut, şeytan. Şeytan içimizde ayartılarıyla, dürtüleriyle, nefsani arzular ile. Yani şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış varlıklar ve içimizdeki dürtüler, put mesela, putçuluk tağuttur, putlar tağuttur. Nefsani arzular insanı kötülüğe,
şerre, zararlı şeye götüren her şey Kur'an dilinde tağut. Yani kim ki bunları elinin tersiyle iter, ben iman ettim derse, en sağlam kulpa, çözülmesi mümkün olmayan ve kopması mümkün olmayan bir kulpa, ipe sarılmıştır. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur. Allah var, ne gam var. Deriz ya, Allah var, ne gam var. Veli, evladın veya torunların muhafızıdır, koruyucusudur, kollayıcısıdır, ihtiyaçlarını giderendir. Tehlikeye düştüğü an kollarını ona sarıverendir. Yani onların zarara düşmemesi için, kötülük görmemesi için gözeten, kollayandır. Allah da müminleri iman ettikleri sürece, iman üzere hareket ettikleri sürece her yerde, her zaman onların yanında velisidir, dostudur ve muhafızıdır. Cenab-ı Hak bizi Allah'a dost olan, Allah'ın da kendilerine dost olduğu kullarından eylesin. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Bakın, Allah'ın dostluğu da. Allah onları bir sürü karanlıklardan tek bir ışığa, her türlü ahlaksızlıktan, sapıklıklardan, şeytanlıklardan tek bir hakikate, imana, İslam'a, Kur'an'a davet ederek onları çukura düşmekten, ateşe düşmekten kurtarmak suretiyle dost olduğunu. İslam Allah'ın dost olduğunun ifadesidir. Bir ifadesidir. Kur'an Allah'ın dost olduğunun bir işaretidir. Peygamberimiz Allah'ın müminlere dost olduğunun bir işaretidir. İman ile biz, İslam ile biz, Peygamberimizle biz, Kur'an ile biz Allah'a dost olmamız lazım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlere gelince اَوْلِيَاءُهُمْ. Onların dostu اَطَّاوُوتُ. Az önce söyledik. Kafirin dostu şeytandır. Nefsaniyettir, enaniyettir, bencilliktir, hasettir, sömürmektir, istila etmektir, öldürmektir, cana kıymaktır, kan akıtmaktır. Çünkü içindeki şeytan ona bunları yaptırır. Çünkü Allah'tan, o merkezden uzaklaşmış, artık şeytanın ve şeytanlaşmış oyunların, kişilerin oyuncağı olmuştur. Allah muhafaza. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onun işi de kendisine tabi olanları ışıktan, İslam'dan, Kur'an'dan, Kur'an ahlakından uzaklaştırıp karanlıklara sürüklemek. İşte dünyamızın hali. İşte dünyamızın hali. Işık bir, hakikat bir. Ama karanlıklar çok, batıl çok. Nefis bunlarla mücadele halinde. Kafirin dostu tağut, şeytan ve şeytanlaşmış her türlü varlıktır. Ulaike ashabun nar. İşte onlar ateş ashabıdır, cehennemliktir ve onlar orada ebedi kalacaklardır dedikten sonra dersimizi burada noktalıyoruz. Evet, kıraatiyle, tecvid tahliliyle ve kısa bir tefsiriyle dersimizi bugün burada noktalamış olduk. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süre pandemi sebebiyle online dersimizi online çerçevesinde bazen YouTube adresimizden uzaktan eğitim çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim yaklaşmakta olan Ramazan hürmetine şu salgını, şu yaşadığımız kötü günleri ülkemizden, insanımızdan, bütün insanlıktan uzak eylesin. Bir an evvel hayırlısıyla
normal hayatımıza dönmeyi ve o hayatı, alıştığımız o hayatı tekrar dostlarla, insanlarla birlikte yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.